Batıhan Kıraz köyünden Ağa adı Güzel. 1956 doğumluyum. Hem İstanbul'da hem köyde yaşıyorum. Ve İstanbul'a 11. ayda gidiyorum, 5. ayda geliyorum. Uzaklığı şöyle diyeyim, Arpaçay'a 26 kilometre, Kars'a 65-66 kilometre. Kamu binası işte, okul var, okul lojmanı var, imam evi var, cami var, de köy odamız var. Sağlık hocamız yok, öğrencimiz var. 25-30 kişi var. Evet, iki tane öğretmenimiz var, anaokulu da var. Burada hayvancılıkla, tarımla işte o şekil için sağlıyorlar. Nüfusumuz burası 55'e, 50-55 anadır. Fusta 350 falan işte. Köyün iki, yani üçte bir İstanbul'da. Ya onları kesiz. Çalışıyorlar yani. Gidip gelen oluyor. Yaz aylarında gidip gelen. Tevfik Bey'e çok teşekkür ediyorum, sizi buraya kadar göndermiş. Ona saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onlara da selam söylüyorum. Onların gözlerinden öpüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Başkanım başta olmak üzere yönetim kuruluma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizi burada yalnız bırakmıyorlar. Her zaman yanımızda değil. Ben Seçken Ekinci, Kıraç'ta, Onbaşlar Muharrem'in oğlu. 57 doğumluyum, 65 yaşındayım, 66 yaşındayım. Vallahi İstanbul'a askerden 4 sene sonra burnu tercih edin. 57 doğumluyum işte. Askerden 4 sene sonra burnu tercih ettim. Evlendim burada, iki sözümü aldım, gittim. Burada iş yoktu. İş gücüleri çok kısıtlıydı. Geçim şartları çok kısıtlıydı. Onun için gittim. Gittiğime de memnunum yani. Ama şimdi geride geldiğim yaz sezonu gelip burada vaktimi son dönemini burada geçireceğim. Burada en çok hoşuma giden baba ocağı. Baba ocağını çok özledim. Başka hiçbir şey değil. Her sene gelmem, kız sene, dayını gelirim. Kesin sene 9. ayda geldim. Geçtiğim de çok güzeldi. Dostluk, arkabalık. Hangi kapıya geçsen sana yemek verirdiler. Bizim ev uzgarıydı, köyün dışındaydı. Köyün için kim olsa kolonu atlardı, yemek yedirirdi sana. Ama şimdi bakıram yok. Askerde de valla toplanırdı, herkes davet ederdi birbirini. Hepimiz davet ederdi. Köyde gençler toplanırdı, kaç kişi giderdi? 10 kişi. Onun yanına da 10 kişi, 20 kişi birden çağırırdı, hayvan keserdiler. Diyelim gaz pişirirdiler. Öyle giderdik yani. Hayvancılık çoktu, gene de çoktu. Hayvancılık neydi şimdi? Ne diyeyim, Allah canlarını sağ etsin. Hepsine selamlar, Allah emanet olsunlar. Memleketlerini unutmasınlar. Baba sen unutmasınlar. İsmet Birdal. Arpaçay Kıraş köylüyüm. 1965 doğumluyum. Şu anda 52 yaşındayım. Ben İstanbul'dayız aslında da İzmit'teyim de. Her yaz geliyorum buraya, payıza kadar kalıyorum. Payızda gidiyorum. Buranın havası, suyu, dedemin yeri, yurdu buradadır. Buraya gelirim. Yazında arım var. Arıyla uğraşırım. Yerleri satırım. Ha böyle. Benim geçtiğimde çok güzeldi. Bura. Arkadaşlarımızla birimiz, beraberimiz, toylar, mesela askere gitmeler, hepsi çok şaka şenliğiydi yani. Düğünlerimiz mesela, düğünlerimiz olduğu zaman köyün hepsi o gün düğüne hazırlık yapardı. Giderdiler, oynardılar. Misafirleri şak kaldırardık, sardıç olardı. Yani her şey var idi, şimdi hepsi bitti. Tırıt yoktu. Ama yarış vardı. Mesela gelinlerin önüne başka bir köyden gelin getirirdik. O zaman atlarla giderdiler. Papağı getirene o zaman ne verirdiler? Müjdesini verirdiler yani. Okul vardı. Tabii o köyümüzün
orada Çeşme'den aşağıda okul vardı. Ben o okulda okudum. Daha öncekiler okul yokuydu. Okul kaçta yapılmıştı? 60'larda falan herhalde yapılmıştı. Çocuğuyduk, görmedik de. Ama biz o okulda okuduk yani. Sağlık ocağımız yoktu. Doktora sabah gece saat 4'te kalkırdık. Koşköy'de Dursun kişi vardı rahmet. Gelirdi onun minibüsüne binirdik. Oradan da Kars, Arpaçay, Kars öyle giderdik. Şimdi araba var. Eskiden şimdi bir değil. Eskiden çok zordu. Şimdi kolay. Arabaya biniyorsun, ambulans geliyor. Gidiyoruz yani. Rahat gidiyoruz. Gençlere ne o genç dişi yoktu da. Ben mesela şimdi normalde bazen böyle aklıma geldikçe içim sızılıyor. Ama o zaman birbirimizle çok bağlıydık arkadaşlarımızla yani. Düğünlerde mesela giderdik sadece evine oturardık. Damadı kaçırmaya çalışırdık. Sadece kaçırmaya çalışırdık. Götürer tarlalarda taş çektirirdik. Eğer sadece bir şeyler verirse kurtarırdı. Vermese çalıştır babam çalıştır. Cezasını dövmek de çok uydu. Damadı dövmek de var idi aşırı derecede. O zaman sevgi saygı da var idi millette yani. Şimdi çok zor. Şimdi çok zor. Şimdiki gençler evlenemiyor. Bir gençler evlenseler bunların toyuna da öneye olacak ama yok. Köylüler eseriye hayvancılıktan başka bir şey yok. İşte ekin, ot, zaman işte böyle şeyle geçim sağlıyor yani. Şimdi var tabii. Şimdi daha güzel var. Önceden kara malıydı şimdi sarı ala. Malların ırkı daha güzel. Eskiden kara düzeniydi. Şimdi o zaman çalışma vardı şimdi yoktu. O kara malların zamanında bu mallar olsaydı neler olardı? Şimdi yok. Burada var, köyümüzde iki bakkal var. İşte oradan zaten arabalar da her gün gidip geliyor ya. Arabalarla herkes gidiyor, ihtiyacını görüp geliyor. Gurbetteki hemşerilere ne diyeyim? Gelsinler, ağır ağır dövsün gelsinler. Herkes babasının yurdu var. Yani buradan gidenin hepsinin orada yeri yurdu var. Gelsinler yazdan yaza kalsınlar, emekli olanlar hele özellikle. Yeri olmayanlar da varsa gelsin yer de vereceğim. Ama sevdiklerime, sevmediklerime yok. Heresine bir ev yeri vereceğim. Gelsinler, yeter ki gelsinler. Vallahi yani bize ne kalsa o kalacak. Yani oturacaksın, toplu konuşacaksın, güleceksin, eğleneceksin. Yani öneye olacaksın. Yani eski günleri, nerede eskiden bir büyüğümüzün yanında biz normalde içeri giremiyorduk. Bir büyük olduğu zaman içeri girip de yani kapının arkasında durardı. Ama şimdi öyle bir şey yok. Başkanımızı çok çok öptüm. Hepsine selam söylüyorum. Bütün köylüme, akrabalarıma, hepsi. Gelsinler, gele de diyorum. Yeri olmayanlar da gelsin. Yeri de vereceğim. Yeter ki gelsinler.